cheesecake severler parmak kaldırsın. Çikolatalı cheesecake severler iki parmak kaldırsın. Çikolatalı bir cheesecake yapacağız şimdi. Malzemeler normal cheesecake malzemelerinden. Tabanına birazcık kakao ekleyeceğiz. Çikolatalı olana da kakaosu ve çikolata ekleyeceğiz. Ben şimdi gramajları vereyim size. Önce tabanı hazırlayacağım. Kakaolu bir cheesecake olduğuna göre birazcık da içine kakao eklemek lazım. Bisküvileri robotta çekeceğim. Kakaoyu da ekleyip ardından da tereyağını ekleyeceğim. Sonra da cheesecake kalıbının içerisine onları bastıra bastıra yerleştireceğim. Le Creuset cheesecake kalıbım. Çok seviyorum, çok memnunum. 21-22 santim kadar çapı. Tabağın hazır. Bunu soğuması için buzdolabına koyacağım. Ardından da çikolatalı cheesecake harcını hazırlayacağım. Önce KitchenAid'in pedal ucuyla peyniri yumuşatacağım. Ardından şeker ve nişastayı ekleyeceğim. Şeker ve nişastayı burada önce karıştırıyorum. Sonra yumurtaları tek tek ekleyeceğim ve yumurta sarılarını. Son olarak da süzme yoğurdu ekleyeceğim ve çikolatadan hemen önce kakaolu suyu ekleyeceğim. Cheesecake'in harcı da hazır, tabanı da soğudu. Şimdi 2 kat alüminyuma kabı sarıyorum. Çünkü su banyosunda pişireceğim cheesecake'i. İçerisine su kaçmasın diye şöyle bir katman hazırlıyorum. Ve pişireceğim tepsinin içine alıyorum. Cheesecake harcımı boşaltıyorum. Bir kere şöyle masaya vuracağım. İçinde büyük hava kabarcığı varsa çıksın diye. Bu da tamam. Şimdi kettle'da önceden ısıttığım suyu şöyle kenardan döküyorum. Benim tepsim oldukça kahve. O yüzden şimdiden burada yapıyorum ama siz bu su dökme işini fırın içinde de yapabilirsiniz. Cheesecake kalıbının yarısına gelecek kadar sıcak suyla doldurdum. 175 dereceye önceden ısıtılmış fırına vereceğim. 45-50 dakika kadar pişireceğim. 175 gram çikolatayı içine koydum. Fazla eritmiştim. Onu da üzerini süslemek üzere kenara ayırdım.
Evet, cheesecake akşamdan sabaha dinlendi. Hatta şöyle dinlendi. Fırının kapağını aralık bıraktım. Şöyle iki parmak kadar. O şekilde fırının içinde 3 saat beklettim. Ondan sonra oda sıcaklığında 1-2 saat beklettim. Ve buzdolabına koydum. Şimdi çıkarttım. Şu kenarındaki alüminyumu çıkartayım. Şu kalıbı çıkarayım dikkatlice. Evet. Şu görüntüye bakar mısınız? Üzerine de çikolatayı istediğiniz gibi sürebilirsiniz. Çikolatayı tabii tekrar ısıttım. Dünden bugüne donduğu için. Üstünde spatulayla şöyle gelişigüzel bir düzleyeceğim. Evet, çikolatalı cheesecake hazır. Sizin beğenilerinizi sunuyorum. Çok güzel oldu. Biz kendimizi burada zor tutuyoruz. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Gördüğünüz gibi yapması da çok çok kolay. Tarifi uygulayın ve deneyimlerinizi lütfen benimle paylaşın. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Afiyet olsun.